أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم أستعذ بالله وما تشاءون إلا أن يشاء الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة منجاة من عذاب الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله داعينا إلى الله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وعلى خلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده وجرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة بالحق أمراء المؤمنين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون صدق الله العظيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جماعة المسلمين إخوان الدين مكي مكرمدن Medine-i Münevvere'ye hicret oldu. Mekke-i Mükerreme'de Ashab-ı Kiram Rıdvanullahi Aleyhi Mecmain çok zor durumda idiler. Düşmanlar arasında yaşıyorlar idi. Müşrikler arasında yaşıyorlar idi. Devamlı işkence, sıkıntı, eziyet. Yani çok darda, zorda sıkıştırılmış bir hayatları var idi. Sonra Mevlamız Celle Celaluhu emir buyurdu. Medine-i Münevvere'ye hicret ettiler. Medine-i Münevvere'ye hicret edildiği zaman zaten arkadaşlar hicretten önce birkaç sene bir çalışma olmuştu Medine-i Münevvere'de. Medine-i Münevvere'nin halkının çoğu Müslüman olmuştu. Orası İslam'a hazırlanmıştı. İslam'a ısınmıştı orası. Yani İslam'a uygun hale gelmişti. Müslümanların yaşamasına rahat hale gelmişti hicretten önce. Birinci Akabe Beyati, ikinci Akabe Beyati, ondan sonra onların çalışmaları, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Musab'ı gönderdi oraya, onların çalışmaları derken, yani orası bayağı bir yeşermiş idi, Medine-i Münevvere yeşermiş idi. Şimdi sıkıntıdaki Müslümanlar, dardaki Müslümanlar, Mevlamızın emriyle Celle Celaluhu Medine-i Münevvere'yi hicret ettiler. Hicret ettikten sonra tabii ne oldu şimdi? Darlıktan genişliğe, ferahlığa çıktılar. Bir ferahlığa çıktıktan sonra bir gevşeklik hasıl oldu. Bu bizim mayamız arkadaşlar, fıtratımız. İnsan böyle yani. İnsan böyle. Bir taraftan yani rahat olsun diye uğraşmak lazım. Ama velakin rahat insanı gevşetir arkadaşlar. Zordayken çalışır insan da rahatladığı zaman gevşer. Bir acayip bir şeyiz biz. Ashab-ı Kiram'da Rıdvanullahi Aleyhi Mecmen bir gevşeklik arız oldu. Mevlamız Celle Celaluhu bu ayeti celiliği, cemiliği inzal buyurdu. Estağfirullah. Elem ye'ni yaklaşmadı mı? Yani vakti yaklaşmadı mı? Lillezine amenu iman edenlere ne en tahşa'a kulubuhum li zikrillahi. En tahşa'a huşu edeceği zaman kulubuhum kalpleri li zikrillahi. Kalplerinin Allah'ın zikrine huşu edeceği zaman daha gelmedi mi yani? Daha kalpleriniz Allah'ın zikrine karşı huşu edecek vakit daha gelmedi mi? Daha kalpleriniz Allah'ın zikrine huşu edecek mi? وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَمَا o şeye karşı ki nezele indi مِنَ الْحَقِّ Hak'tan inene yani Kur'an-ı Azimuşşan'a karşı bu ayat-ı beyinata karşı kalplerinizin huşu edeceği, kalplerinizin eriyeceği, üzüleceği, boyun bükeceği zaman daha hala gelmedi mi? Daha hala toparlanmayacak mısınız? Daha hala Allah'a karşı yumuşamayacak mısınız? Daha hala Allah'a karşı kalpleriniz katı mı olacak?
Daha hala kalpleriniz Allah'a karşı titremeyecek mi? وَلَا تَكُونُوا ve olmayacakları vakit gelmedi mi? كَلَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ كَلَّذ۪ينَ o kimseler gibi ki, bak öncesi de böyleymiş. İnsan böyle arkadaşlar, öncesi de böyleymiş. كَلَّذ۪ينَ öyle kimseler gibi ki, اُوتُوا verildiler الْكِتَابَ كِتَابَ مِنْ قَبْلُ onlardan önce kitap verilenler, Yahudiler, Hristiyanlar gibi olmayacakları vakit gelmedi mi? Ne oldu peki? فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَطَالَ uzadı عَلَيْهِمْ onlara, yani ehli kitaba, Yahudilere, Hristiyanlara ne uzadı? الْاَمَدُ vakit uzadı, çok zaman geçti, zaman geçince فَقَسَتْ kulubuhum kalpleri katılaştı. Sizin böyle olmayacağınız vakit gelmedi mi? Siz de mi böyle olacaksınız? Siz de mi böyle olacaksınız? Vakit uzadı, kalpleri katılaştı. İki şey olabilir, yani iki mana böyle intiba. Bir, vakit uzadı, yani ne demek? Mesela biz şimdi 1000 senedir Müslümanız. Anamız, babamız, anası, babası, 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 anası, babası. Uzadı ya şimdi artık. İyice böyle kanıksadık ya biz. Elhamdülillah Müslümanız ama içi boşaldı artık. Namaz kılana kızarlar yani. Ha, niye namaz kılıyorsun diye. Acayip bir şey. Elhamdülillah Müslümanız. Bir siz mi Müslümansınız? Niye namaz kılıyorsun kardeşim? Burada namaz mı kılınır? Müddet uzadı ya. Gevşeye, 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 gevşeye. Kendine düşman o hale geldi insan yani. فَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِكُونَ bunların çoğu yoldan çıkmış adamdır buyuruyor Mevlamız Celle Celaluhu. طَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ vakit onlara uzadı. فَكَسَتْ kulubuhum kalpleri katılaştı. وَكَثِيرٌ çokları minhum onlardan فَاسِكُونَ fasıklardır. Fasık yoldan çıkmış adam demek yani. Kaba tabir, yuvarlak tabir o yoldan çıkmış adam. Yoldan çıkmış adamlar bunlar. Bunlar yoldan çıkmış adamlardır. Siz de böyle mi olacaksınız? Sizin böyle olmama zamanınız hala gelmedi mi? Bir, hani çok uzun süreç bu manada tale anlattım size. Bir de tale kişinin kendi nefsinde. Yani bir zamanlar böyle çok sıkıdır, gayretlidir, dikkatlidir. Sonra aradan 3 sene, 5 sene, 10 sene, 15 sene geçer. Yavaş yavaş, yavaş yavaş hayat şartları, olaylar, hayat şartları, olaylar, hayat şartları, olaylar, rüzgar, yağmur, şimşek derken böyle gevşeye, 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 gevşeye. Bir tarafta bakarsın 15 sene önce bir adam, bir tarafta bakarsın 15 sene sonra bir adam. Bu adam nerede? Bu adam nerede? Bu adamın Müslümanlığı nerede? Bu adamın Müslümanlığı nerede? Bu hepimizde var arkadaşlar. Bu hepimizde var. Mevlamız bizim kulağımızı çekiyor, ikaz ediyor bizi. Kullarım, toparlanacağınız vakit daha gelmedi mi? Daha hala tövbe etmeyecek misiniz? Daha hala kendinizi toparlamayacak mısınız? Daha hala gayret etmeyecek misiniz? Daha hala Allah'ın zikrine karşı kalpleriniz yumuşamayacak mı? Allah'tan inenlere karşı kalpleriniz yumuşamayacak mı? Daha hala böyle kör kütük mü gideceksiniz? Hala bu ehli kitap gibi Yahudiler, Hristiyanlar gibi kalpleriniz katı mı kalacak sizin? Siz böyle mi olacaksınız? Bak bunların çoğu yoldan çıkmış adamlardır. Siz de yoldan çıkmış adam olacaksınız ki öyle oluruz arkadaşlar. Bu ayet-i kerimeden ders almaya çalışalım. İbret almaya çalışalım. Herkes dönsün kendi hayatına baksın. Toprağa girene kadar böyle, toprağına girene kadar hep böyle kontrol böyle, hep böyle kontrol. Hep kontrol. Hata, eksik, kusur, hop yamamaya, düzeltmeye çalışacaksın, tövbe etmeye çalışacaksın. Kontrol, 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 kontrol. Yoksa kontrol etsen bile kontrol ettiğin şeyi düzeltmezsen böyle yavaş yavaş, yavaş yavaş açıla, 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 açıla o hatalar, eksikler, kusurlar, günahlar, yanlışlar, hayata giren bozuk şeyler açıla, 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 açıla öyle bir hale geliyor ki arkadaşlar. Allah! Ha bak Ramazan-ı Şerif görüyorsunuz. Ramazan-ı Şerif oruç tutan yok ya. Memlekette oruç tutan yok ya. Oruç tutan yoku geç daha ötesi. Herkes harıl harıl, şakır şakır yiyor, içiyor. Hiç utanmak yok, haya yok. Yani hani onu bir eksiklik görmek, onu bir ayıp görmek, onu bir kusur görmek. Ya ben yapıyorum ama benim bu yaptığım yanlış. İnsan bir şeyin yanlış olduğunu biliyorsa, hani nefsine uyup onu yapsa bile gizli saklı yapar. Onu göstermekten haya eder, utanır. Niye? Çünkü yanlış bir şey bu. Benim bunu yapmamam lazım. İnsan yapmamam lazım dediği bir şeyi göğsünü gere gere ulu orta yapmaz. Yapmamam lazım inandığı bir şeyi göğsünü gere ulu orta yapmaz. Yani nefsine uysa yapsa bile gizli kapaklı yapar, örtülü yapar. Örtülü yapar ama artık öyle geliyor ki zaman uzadı şimdi. Zaman uzadı ya öyle geliyor ki öyle unutuluyor artık onun. Yani yapmanın yanlışlık
akıldan çıkıyor. Yapmak yanlış değil. Ramazan'da oruç tutmamak yanlış değil. Ramazan'da sokakta yemek yemek yanlış değil. Bir kadının çıplak gezmesi yanlış değil. Efendim namaz kılmamak yanlış değil. Cuma saati dükkanda harıl harıl ticaret yapmak yanlış değil. Ekmeğin yanında alkol satmak, rakı satmak, bira satmak yanlış değil. Yani ne olacak yani? Kumar oynamak yanlış değil. Faiz yemek yanlış değil. Oluyor arkadaşlar. Zaman uzayınca. Zaman uzayınca. Kendimize dikkat edelim. Mevlamız ikaz ediyor bizi. Kullarım hala bak kalplerinizin yumuşayacağı vakit daha gelmedi mi? Ne istiyor? Mevlamız bizden kalplerimizin yumuşamasını istiyor. Bak Allah ve elem ye'ni lillezine amenu en tahşa kulubuhum min zikrillahi. Allah'ın zikrine karşı kalbimizin yumuşamasını istiyor Mevlamız. Allah'tan gelenlere karşı kalbimizin huşu etmesini istiyor Mevlamız Celle Celaluhu. Allah'tan gelenlere yani Kur'an-ı Kerim'e, ayat-ı beyinata karşı, Allah'ın zikrine karşı kalplerimizin huşu etmesini istiyor Allah. Kalbimiz ürperecek, titreyecek, doğrusuna sevinecek. Yaptığımız şeyler doğruysa, düzgün gidiyorsak sevinecek kalbin. Yaptığın şey tersse ayat-ı beyinata, Kur'an-ı Kerim'e tersse yaptığın şey, İslam'a tersse, dine tersse kalbin üzülecek, kırılacak. Ya ben nasıl böyle yapıyorum, bunu düzeltmem lazım. Allah'ımız bizden bunları istiyor Celle Celaluhu. Tamam mı? Toparlanmamızı istiyor. Aman arkadaşlar gayret edelim. Bugünleri kıymet bilelim. Cuma elhamdülillah. Cuma günü, cuma namazı çok büyük bir şeydir. Cuma namazı çok büyük bir şeydir. Mesela cuma namazı arada büyük olmazsa 10 günlük mükafatı kefarettir. Bak 10 gün. 10 gün. 1'e 10 ya. 10 gün. Ne demek 10 gün? Aha cumadan bir önceki cumaya kadar 7 gün. Aha cumadan sonra da 3 günlük günah kefarettir bir cuma namazı. Yani insan cuma namazını düzgün kılsa, acayip bir şey, büyük günah işlemese arada, böyle tertemiz gıcır gıcır gider yani. Cuma namazını insan düzgün kılsa, büyük günah işlemese, namaz kılmadın büyük günah ama. Büyük günah işlemese diyorum, büyük günah işlemese. Bir cuma namazını kılsa düzgün, büyük günah işlemese, böyle gıcır 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 gider. Bunları kıymet bilelim arkadaşlar, toparlanmaya çalışalım, gayret edelim. Kale an Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu, Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet olundu. Kale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, şimdi hadis-i şerifin zahir manası çok kolay gibi, ne var bunda dersiniz. Ama ben size izah edeceğim, yapacağım izahlara anlattığım şeylere dikkat edin arkadaşlar. İnşallah düzgün beceririm anlatmayı. La salate, namaz yok. Limen la vudu eleh, abdesti olmayanın namazı yok. Peygamberimiz böyle buyurdu. Abdesti yok, namazı yok. Abdesti olmayan adamın namazı olmaz. Ve la vudu'e ve abdesti yok. Limen lem yetkur ismallahi aleyhi. Abdeste Allah'ın ismini zikretmeyen. Ne demek? Yani abdeste besmele çekmeyenin de abdesti yok. Abdesti olmayanın namazı yok. Besmele çekmeyenin de abdesti yok. Hanefi mezhebine göre arkadaşlar, bu besmele çekmeyenin abdesti yok demek, yani abdestinin sevabı yok demektir. Şimdi, İbadetlerin kabulü iki kısımdır. Allah kabul etsin. İki kısımdır. Allah'ın Celle Celaluhu kabul etmesi iki kısımdır. Şimdi ben bu namazı kıldım, kabul oldu mu? İki kısımdır. Nasıl iki kısımdır? Bir, yani bu namaz sahih olduğu demektir. Bir namaz sahih olduysa kabul edilmiştir. Bu manadaki kabul ne demektir arkadaşlar? Dünyada o işi bir daha yapman senden talep edilmez. Bu işi bir daha yapsana denmez. Ahirete gittiğin zamanda da sen bu işi niye yapmadın diye hesaba çekilmezsin. Yani iki rekat namaz. Mesela cuma namazının şimdi farzı. Cuma namazının farzlarına göre düzgün abdestini aldın. Gusül abdestini düzgün, namaz abdestini düzgün, farzlarına göre kitaplarda beyan edildiği şekilde farzına, vacibine dikkat ederek müfsidinden, mekruhundan sakınarak namazını kıldın. Bu namaz sahihdir. Bu namaz sahihdir. Ne demek? Bu namazı yeni, namazın olmadı bir daha kıl. Kum fasalli, feindike lem tusalli. Öyle değil işte. Buna denmez bak. Kalk bu namazı bir daha kıl denmez. Ahirete gittiğin zamanda da sana sen bu namazı niye kılmadın diye hesap sorulmaz. Bu kabulün birinci manasıdır. Bu arkadaşlar fıkıh kitaplarında geçer. Bunu döneyim tekrar buraya çünkü bu çok önemli bir şey. Kabulün ikinci manası Allah'ımızın ondan hoşnut olması, memnun olmasıdır ki sevap, mükafat bununla alakalıdır. Mesela bir namaz kabul olunur ama hiç sevap almazsın. Niye? Sevmiyordur Allah senin kıldığın namazı. Namazı sen bütün şartlarına riayet ederek kılmışsındır ama bir yamukluk vardır, bir şey vardır. Allah-u Teala sevmiyordur, sana hiç sevap vermez. Ha şu var, o namazı niye kılmadın diye seni hesaba çekmez ahirette. Niye? Çünkü şartlarına göre kıldın.
O namazı kılmamaktan dolayı cehenneme girmezsin çünkü şartlarına göre kıldın. O manada namaz kabuldür. O manada namaz kabul edilmiştir çünkü sahihdir. Kitaptaki şartlarına uygundur. Amma ve lakin rıda manasında, memnuniyet manasında iş değişir. İki kişi aynı namazı kılar. Birine Allah 10 verir, birine 5 verir, birine 1 verir, kimine 1000 verir, kimine 0 verir Allah-u Teala. Bu kabul Allah ile kulun arasındadır. Bunun hakkında biz bir şey söyleyemeyiz. Hangi namaz kabul edildi, hangisi kabul edilmedi, hangisi Allah'ımıza ne kadar memnun etti biz onu bilemeyiz. O Allah ile kul arasında bir şeydir. Hatta adamına göre bile değişir. Yani ne demek? İki tane adam var, ikisi de tıpatıp aynı namaz kıldılar. Tıpatıp aynı namaz kıldılar. Allah-u Teala birine 1000 verir, birine 1 verir. O Mevlamızın bileceği iştir. Öteki Allah katında çok kıymetlidir, çok itibarlıdır. Mevla çok seviyordur. Ona cömert davran, ona daha fazla cömert davranmak istiyordur Mevla Teala. Ona 1000 verir. Ötekine 1 verir. Veya tersi olur mesela. Mesela tersi olur. Öteki kul çok fakirdir. Yani Allah katında fakirdir. Ama böyle dönmeye çalışıyordur. Allah Teala bir iltimas geçer ona. Onun bir sevaplık namazına kalkar 1000 sevap verir. Bunu biz bir şey bilemeyiz. Kabul, sevap manasındaki kabul budur, bunu biz bilemeyiz. Bizim bilebileceğimiz sıhhat manasındaki kabuldür ki onu fıkıh anlatır. Şimdi bu arada, bu hani وَلَا وُضُوءَ لَمَنْ لَمْ يَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ bu ikinci manadadır. Yani Allah'ımızın rızası, memnuniyeti manasındadır. Besmele yoksa o abdestin sevabı yoktur. Abdesti şartlarına göre aldıysan ne demek? Farzlarını yerine getirdiysen abdestin, elini yıkadın kamil manada, yüzünü yıkadın, kollarını yıkadın, ayaklarını yıkadın, başını meshettin mesela. Tam abdestin tamamdır. O abdest tamamdır. Fıkha göre abdest tamamdır. O abdestle kılınan namaz da tamam olur. O abdest mani değildir. Ama sevap alır mısın? Mesela bir tanesi başında besmele çekmediysen o abdestten kamil manada sevap alamazsın. Bu manadadır. Şimdi bizim hani Allah'ımızın rızayı şerifi, memnuniyeti manasında olan kabulü biz bilemeyiz. Sadece çalışırız, uğraşırız, Mevlamıza yalvarırız, Allah'ımızdan isteriz. Bu kadar sadece. Oldu mu, olmadı mı, Mevla memnun oldu mu, memnun olmadı mı, ne kadar memnun oldu onu bilemeyiz. Biz sadece kitapta yazana göre yapıp sıhhat manasındaki kabulü tahsile çalışırız, çok çalışırız. Yani öbür işine yalvarırız, ayrı mevzu. Ama asıl yapabileceğimiz vus'umuz, kudretimiz dahilinde olan budur arkadaşlar. Bunun için bir insan namazla alakalı ne var? Gusül var, abdest var. Ondan sonra namaz var işte. Namaz, bir namaz için ne var? Gusül var, abdest var, namaz var. Bir insan bunu tam, gusülü tam biliyorsa, abdesti tam biliyorsa, namazı tam biliyorsa, kitabi olarak, sonra o kitapta öğrendiği gibi de tam yapıyorsa, bu adamın namazı sahihdir, bu adamın namazı kabuldür. Ne manada? Dünyada bu namazı bir daha kıl denmez, bir daha kıl denmez, ahirete gittiği zaman da kılmamaktan hesaba çekilmez. İşte bunu fıkıh ilmi anlatır arkadaşlar. Bizim hani halk arasında ilmihal dediğimiz şey, ilmihal dediğimiz şey onun böyle bir cüzüdür, bir parçasıdır. Ama halk için lazım olan, ilk etapta lazım olan odur. Arkadaşlar bu ilmihallere çok çalışmak icap eder. Ki insan bunları bilsin. Bunları, ötekini bak, sevap manasındaki kabulü bilemeyiz. Ama sıhhat manasındaki kabulü bilebiliriz, onu yapabiliriz. Sen kitap okumazsan, ilmihalini öğrenmezsen, abdestini, namazını öğrenmezsen, seninki sıhhat manasında da kabul olmaz. Seninki sıhhat manasında da kabul olmaz. Mesela Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam oturuyor idi. Birisi orada namaz kıldı. Namazı bitti. Peygamberimiz ona buyurdu. Kum fasalli. Fe inneke lem tusalli. Kum kalk. Fasalli bir daha kıl. Fe inneke çünkü sen lem tusalli kılmadın. Bak bu kabul manasında, sıhhat manasında, sıhhat manasında namazı kabul edilmedi onun. Bir daha namaz kıl buyurdu Peygamberimiz ona. Niye? Kitapta yazan namaz gibi olmadı onun namazı. Kalktı bir daha kıldı. Bitirdi. Peygamberimiz kum fasalli. Fe inneke lem tusalli buyurdu. Kalk bir daha kıl. Kalk bir daha kıl. Senin namazı, sen namaz kılmadın. Birkaç kere böyle tekerrür etti. Hatta şey var, Peygamberimiz işte dedi o ben şu kadar senedir böyle namaz kılıyorum. Sen böyle ölsen Muhammed'in dininin dışında ölürsün gibi şeyler buyuruldu ona. Bu arkadaşlar işte ilmihallerde geçen şeydir. Onun için fıkıhlar, ilmihaller okunması lazım. Size özellikle tavsiyem Ömer Nasuh Bilmen, merhum Ömer Nasuh Bilmen Efendi'nin Büyük İslam İlmihali. Ömer Nasuh Bilmen rahmetullahi aleyhin Büyük İslam İlmihali. Bu arkadaşlar herkesin evinde bulunsun. Bu böyle gazete okur gibi okunacak bir kitap değildir. Bugün açarsın 3 sayfa okursun, öbür gün açarsın 5 sayfa okursun. Amma ve lakin elden düşürülmeyecek bir kitaptır. Amma ve lakin elden herkesin evinde bulunması gereken, herkesin elinde bulunması gereken, elden düşürülmeyecek bir kitaptır. Ha bir de şunu söyleyeyim size. Başınıza bir şey geldi, bir hoca efendiye sormak istiyorsunuz. Önce açın kitaba bakın. Böyle mevzularsa, abdest namaz mevzusuysa kalkıp hocaya sormayın hemen. Önce açın, kitaba bakın,
kitapta arayın biraz. Biraz kendiniz arayın ya. İki kere iki kaç eder. Ya sen bunu niye hocaya soruyorsun ki? Ya Allah Allah ya. Bunu niye sen soruyorsun ki yani? Ha gene sor da. Niye soruyorsun kardeşim yani Allah Allah. Yetiştir kendini. Bu kadar da şeyde sorulmaz ki yani. Al yani. Heh, bir açın kitaba. Kitaba bakın. Kitaba bakın. Araştırın. Kitapta bakın. Okuyun. Anlamaya çalışın. Ha, ondan sonra sorun hocaya. Ondan sonra sorun. Hocam böyle böyle bir mevzu var. Bu mevzu nedir diye sorun. Bak şimdi dikkat et söyleyeceğim şeye. Şimdi sen daha böyle aşina değilsen, o kitapları böyle didik didik etmediysen okuduklarını düzgün anlamazsın. Didik didik ettiysen böyle, o kitabı sen 10 kere okuduysan kabul. Tamam mı? O kitabı sen 10 kere okuduysan, mütalaa ettiysen, sorarak böyle okuduysan o zaman kabul. Ama daha ilk elini açıyorsan sen okuduklarını düzgün anlamazsın. Anladığım diye düşündüğün şeyleri de yanlış anlama ihtimalin olur. Onun için garantisi, başına bir şey geldi, diyelim ki abdestle alakalı bir şey oldu, namazla alakalı bir şey oldu. Önce kitaptan ara bul, orayı oku. Önce kitaptan ara bul, orayı oku. Ondan sonra sor hoca efendiye. Hocam da böyle böyle bir durum oldu de, cevabını dinle. Onun sana verdiği cevap senin kitaptan anladığınla uyuşuyorsa, tamam, güzel. Ama onun sana verdiği cevap senin kitaptan anladığınla uyuşmuyorsa, o zaman bir yerde sorun var. Büyük ihtimal sen yanlış anladın ya da bir ihtimal hoca efendi yanlış söylüyor. De ki hocam da ben kitapta böyle okudum da burası ben yanlış anlamışım burayı, buna izah eder misin de. Sana anlatsın ki sen okuduklarını anlama kabiliyetini geliştir. Böyle biliyorum havasına girmek uygun değildir. Geçen birisi aradı, bir hanımefendi. Bir rahatsızlığı var, özürle alakalı soru soracak. Ben dedim hani bu özür bahsi, özürü ben size kolay anlatabilmem için, hani sizin anlattığım şeyi anlayabilmeniz için onunla alakalı bir iki temel şey var, böyle asıl madde var. Hani onları baştan okursanız, kitaptan bilirseniz ben size anlattığım zaman anlarsınız. Öbür türlü ben anlatırım ama sen anlamazsın. Ben anlatırım ama sen anlamazsın. Ama bir altyapın olursa anlattığımı anlarsın Allah'ın izniyle. Dedim şu anda kitaba ulaşabilir misiniz? Yok ulaşamam dedi. Ben de kitap, ama dedi ben hocayım dedi. Acayip böyle çok kolay insanlar böyle, ben hocayım. Çok konuşup böyle kolay konuşuyor insan. Ben hocayım. Bu ne demekse yani, bu insan yani bu ne kadar böyle hani özgüvendir. Bu özgüven değil, bu zır cahillik bu yani. Bu deli cesareti, zır cahillik. Hocalar ben hocayım demez. Bir adam ben hocayım diyorsa men kale ene alimun fe ve cahilun var. Men kim kale derse ene alimun, ben alim. Kim ben alimim derse fe ve cahilun, cahildir. Alim olanlar ben alimim demez. Cahiller ben alimim der. Bilenler biliyorum demez. Bilmeyenler biliyorum der. Bilenler ben biliyorum, bilenler ben bilgiliyim demez. Bilenler bilmiyorum der. Benim bilmediğim çok şey var der. Bilmeyenler ben çok şey biliyorum der. Ben hocayım diyor bana. Açtım kitaptan, resimlerini çektim sayfalarım. Hani birkaç madde böyle, onları gönderdim. Bunları birkaç kere okuyun dedim. Ondan sonra arayın beni okuduktan sonra, ben size anlatmaya çalışayım. Arada biraz sonra, anlatıyorum ama. Gönderdim daha. İşte anlattığım zaman anlayabilmeniz için, ahirette bunlardan hesabı çekilmemeniz için bu dediğim gibi hareket etmeniz lazım. En kolay, Ömer Nasuh Bilmen, Büyük Semil Mali. Bu piyasada çok baskısı var arkadaşlar. Bu Yasin Yayın Evi'nin son baskısı, 900 sayfalık olan son baskısı, onu özellikle tavsiye ederim. Ben bu kitaptan 50 tane almışımdır, belki 50'den fazla almışımdır. Niye? Çünkü birisi sadeleştiriyor, kitap bir puan daha kaliteli hale geliyor, bir puan daha faydalı hale geliyor. Hop ne yapıyorsun? Gidiyorsun onu alıyorsun. Aradan geçiyor 6 ay, birisi daha biraz daha bir çalışıyor kitabın üzerinde. Kitap biraz daha böyle işe yarar, kullanışlı hale geliyor, faydalı hale geliyor. Hop gidiyorsun onu alıyorsun. Şimdi şu anda arkadaşlar bu Yasin Yayın Evi'nin son çıkarttığı baskı var. 900 sayfa. Onu özellikle tavsiye ederim. Herkesin evinde bulunsun. Evinizde rafta bulunmasın sadece, açın. Açın günde 100 sayfa okuyun demiyorum. Açın günde 2 sayfa okuyun. Bir de başınıza bir şey geldiği zaman kitaba bak. Sormadan önce kitaba bakın. Abdestle alakalı bir şey mi oldu? Bulun, biraz okuyun orada. Bir iki sayfa bir oku ya, belki bulursun anlarsın. Namazla alakalı bir şey mi oldu? Aç oku. Zekatla alakalı bir şey mi oldu? Aç oku. Kurbanla alakalı bir şey mi oldu? Aç oku önce kitabı inşallah. اَلَنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامِ مَبْلَغَ النِّظَامِ كَلَامُ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ الْعَلَّامِ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْكَلَامِ اسْعَنُوا لِلَّهِ وَإِذَا قُرْأَ الْقُرْآنُ فَاسْتِمُعُوا لَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ بسم الله الرحمن الرحيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صلى الله عليه وسلم